Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, yurt dışında yaklaşık 10 milyon vatandaşımız yaşıyor ve 10 milyon vatandaşımızın Türkiye'den, Ankara'dan siyasetçilerimizden, Türkiye'yi yönetenlerden önemli talepleri var. 5 tane önemli talebi bugün sizlerin bilgilerine sunacağım. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ana vatanları Türkiye'den neler istiyorlar? Seçim döneminde kapıları çalınan, bize oy verirseniz size şunları şunları yapacağız denilen gurbetçi vatandaşlarımız. Bazıları kızıyorlar gurbetçi demeyelim diye. Gurbetçi demekte de yurt dışında yaşayanlar demekte de bana göre bir mahsur Yok. Yurt dışında yaşayan herkes gurbettedir. Her zaman gurbette oldukları için de vatan hasreti çekerler. Bunda da kötü bir şey yok diye düşünüyorum. Şimdi değerli izleyicilerimiz. İlk olarak şunu sizinle paylaşmak istiyorum. Seçim döneminde vatandaşlarımıza verilen sözlerden bir tanesi şuydu. Yurt dışında yaşayanlarımız kolay bir şekilde ucuz bir şekilde Türkiye'ye gidebilmeleri için Türk hava yollarından ucuz bilet alabilecekler dendi. Seçimin üzerinden iki yılı aşkın bir süre geçti. Ortada ne ucuz bilet var ne de bu konuda gurbetçinin kapısını çalan bir Allah'ın kulu var. Aksine milli hava yolumuz dediğimiz bayrak taşıyıcımız gibi büyük bir sözün temsilcisi olduğu iddia edilen ben öyle olduğuna inanmıyorum. Türk Hava Yolu bilet fiyatlarını sürekli olarak arttırdı. Nerede seçim sözü? Söylediler ve unuttular. Allah rahmet eylesin. O da gitti. Türk Hava Yolları ne zaman kampanya yapıyor biliyor musunuz? Kışın kampanya yapıyor. Şimdi size soruyorum. Beni izleyenlerin çoğunluğu yurt dışında. Kışın Türkiye'ye kaç kişi gidiyor? zorunlu haller haricinde Türkiye'ye bugüne kadar kışın kaç tane vatandaşımız gidebildi uçakların boş olduğu dönemde kampanya yapıyorlar izin zamanı tatil zamanı fiyatları çarpı 5 yapıyorlar şimdi Milli Hava Yolu bu mudur bayrak taşıyıcı bu mudur size soruyorum Ey Türk Hava Yolları'nın genel müdürü 1 milyon 400 bin TL maaş alıyorsun. Artı huzur hakkı alıyorsun. Türk Hava Yolları'nın 8 tane şirketi var. Bu şirketlerin yönetim kurulu toplantılarına katıldığı zaman toplantıya katılma bedeli olarak huzur hakkı alıyor. Çoluk çocuğu hepsi bedavaya uçaklara biniyor. Ey Türk Hava Yolları'nın genel müdürü. Nerede ucuz bilet? Soruyorum. Nerede ucuz bilet? Hayal. Atıyorlar arkadaşlar arkası yok. Biz yurt dışında yaşayan vatandaşımızın yılda bir sefer en az yüzde 50 indirimli gerçek indirimli uçak bileti almasını istiyoruz. Bu fiyatlara vatandaş Türkiye'ye gitmek istemiyor kardeşim. Başka yerlere gidiyorlar. Örneğin Berlin'den bugün internete girin Atina'ya. Yunanistan'a 100 euroya gidiş geliş uçak bileti var. Atina ile İstanbul arası 45 dakika uçuş. Türk hava yollarına girin en az 300-400 üstelik şu anda sezon değil kış. 3-4 katı daha pahalı. Hele yazın Allah rahmet eylesin. 4 kişilik bir ailenin Almanya'dan Türkiye'ye gidiş geliş bileti en az 3000 euro. Avustralya'da yaşayan Kanada'da yaşayan, Amerika'da yaşayan vatandaşlarımızın belini büküyor. Bir kişi bu uzak ülkelerden Türkiye'ye gidiş gelişi minimum 1600-1700 dolar. 4 kişilik bir aile 6-7 bin dolar para ödemek zorunda. Nerede kardeşim milliliğiniz ya? Nerede sorun bir anlatayım bakalım bize ya. Siz nasıl millisiniz ya? Nasıl bayrak taşıyıcısınız ya? Bu ülkenin öz evlatları senin uçağına binemiyor. Yani bu millete ait olan uçağa binemiyor. Bu genel müdür babasının tarlasından para getirip bu uçakları almadı. Senden benden topladıkları paralarla bu uçaklar alındı. Yüzde 49'u borsaya açık bir şirket. Bu şirkette çalışan, Türk Hava Yolları'nda çalışan hemen hemen bütün personelin maaşı emekli maaşının en az bak en az 15 katı maaş alıyorlar. Alsınlar gözümüz yok. Ama yurt dışında yaşayan vatandaşımız da ucuza bilsin bu uçaklara. Türkiye'dekiler de ucuza binsin. Hayal atıyorlar devamı yok. İkinci önemli konu arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir söz verdi. Dedi ki yurt dışında çalışırken Türkiye'de emekli maaşı vatandaş alacak dedi. Nerede bu sözün devamı? yok. Söylüyorlar, devamı Allah kalmış vaziyette. Şimdi yine seçim döneminde verilen sözlerden bir tanesi. 185 gün kuralı değişecekti. Yani son bir yılda 185 gün eğer yurt dışında kalırsanız Türkiye'ye 2 yıllığına aracınızı götürebiliyordunuz. Hala götürüyorsunuz. İkinci sefer bu süre dolduktan sonra Türkiye'ye araç götürmek isterseniz şu anki kanun diyor ki bir daha 185 gün kalacaksın aracını öyle sokabilirsin Türkiye'ye. Aracı da çıkartıyorsun kendin de çıkıyorsun. Bu süre 30 güne düşürülecekti. Nerede? Söylediler. Hayal oldu gitti. Emeklilere bu hakkı verdiler. Emekliler 4 yılını araçlarını bırakabilirler. Peki çalışanlar siz seçim döneminde biz emeklilere mi sadece bu hakkı vereceğiz dediniz. Söylediler, unuttular. Yine yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de sağlık hizmetlerini tıpkı Türkiye'de bulunan vatandaşlarımız gibi kamu hastanelerinde ücretsiz bir şekilde alabilecek dendi. Nerede? Soruyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşımızın Türkiye'de yaşayan vatandaşımızdan ne farkı var? Söylediler, unuttular. Yine TOKİ, Toplu Konut İdaresi, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için sadece bir iki tane proje yaptı. O da lüks projeler yaptı. Sanki yurt dışında yaşayan vatandaşımızın cebinde ağzına kadar para var sanki. Cebi para dolu sanki. Biz şunu söylüyoruz. Türkiye'nin her noktasında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için de uygun konutlar yapılsın. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız 20-30 yıl sonra Türkiye'ye gitmeyecekler kardeşim. Çünkü eski nesil Türkiye'de ev sahibi olduysa oldu. Bu yeni neslin bu paralarla, bu maaşlarla, Türkiye'deki bu ev fiyatlarıyla Türkiye'den ev sahibi olması mümkün değil. Bir tane ağaç bile alamaz. Dikili bir tane ağacı bile olmaz kardeşim. Türkiye'den kopartıyorsunuz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı. Anlatıyoruz. 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 Anlatmaya devam edeceğiz. Bakın seçim döneminde anlatıyorlar. Güzel sözler veriyorlar. Gerçekten bak siyasi partiler falan ayırmıyorum. Ben siyasette yapmıyorum. Beni takip edenler bilir. Ya bari verdiğiniz sözü tutun be kardeşim ya. Yani yurt dışında yaşayan vatandaşımız çok bir şey istemiyor sizden. Çok bir şey istemiyor. Seçim döneminde gelip kapısını çalıyorsunuz. Bana oy verin diyorsunuz. Sonra herkes yoluna. Söyleniyor, unutuluyor. Söyleniyor, unutuluyor. Şimdi ben merak ediyorum. Bak Bundan önceki seçimlerde uzun yıllardır anlatıyoruz ama biz bu konulara çok girmiyorduk. Şimdi anlatıyoruz. Yurt dışında yaşayan hemen hemen bütün vatandaşlarımız da bu videoları izliyorlar. Şimdi bundan sonraki seçimde çok merak ediyorum. Bu siyasi partilerin temsilcileri, adayları mesela Almanya'ya gelip Almanya'da yaşayan vatandaşımıza ne diyecek? Hangi vaatlerde bulunacaklar? Yani şunu için söylüyorum. Ya bir söz verdiğinizde bunu yerine getirmediğinizde siz ikinci kez insanların karşısına nasıl çıkıyorsunuz ya? Gerçekten çok merak ediyorum ya. Yani sormayacak bu bu yurt dışında yaşayan vatandaşımı. Sen bize şu sözü vermiştin. Bak hafızalarda kalsın diye sürekli de ben böyle videolar yapıyorum unutmayın diye. Çünkü biz toplum olarak çabuk unutuyoruz. Siyasetçiler 24 saat geçmeden unutuyor, biz de toplum olarak çabuk unutuyoruz. Az önce saymış olduğum 5 tane konuda sakın unutkanlık yapmayın. Bak söylüyorum hepinize. Seçim dönemi geldiğinde kapınızı çalan olursa bu 5 tane konuyu söyleyin yeter. Ne cevap verecekler merak ediyorum ama bu siyasetçilerin her şeye bir cevabı vardır bak biliyorum. Kıymetli izleyicilerimiz. Bu siyasetçiler Devletin parasını, milletin parasını babasının evinden getirmiyor. Babasının tarlasından da toplamıyor. Bu milletin parasını millete versin diyoruz. Milletin imkanlarını millet için kullansın diyoruz. Ucuz uçak bileti istemek lüks mü? Yurt dışında yaşayan vatandaşımızın toplu konut idaresinden tokiden ucuz ev istemesi lüks mü? 185 gün kuralının değiştirilmesini istemesi lüks mü? Hakkı değil mi? Unutmayın diye altını detaylı bir şekilde çiziyorum kardeşim. Unutmayın. Unutmayın. Her karşınıza gelene de inanmayın kardeşim. Bu siyasetçiler iki gün sonra sizin kapınızı çalacaklar. Taklalar atarak gelecekler. Bize oy verin diyecekler. Hangi ülke olduğu önemli değil. Amerika'dan Avustralya'ya kadar her yere kadar. Sorun, soruşturun kardeşim. Hakkınızı arayın. Türkiye'den uzakta yaşıyorsunuz diye sormamazlık yapmayın. Sizin de hakkınız. Siz de Türkiye Cumhuriyeti devletine vergi veriyorsunuz, katkı sunuyorsunuz. Bu ülkenin öz evlatlarısınız. Unutmayın. Unutmayın, unutmayın. Evet, değerli izleyicilerimiz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum gerçekten. Lütfen videonun altına yazın. Sizden tek bir ricam var. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bu videonun altında bir abone ol tuşu var. Ücretsiz bir şekilde abone oluyorsun bastığında. Yine bu videonun altında bir zil işareti var. Buna bastığınızda da yeni bir video yayınladığımda hemen size bildirim geliyor. Yeni haberleri alıyorsunuz. Bu da ücretsiz. Eğer kanalımıza katkıda bulunmak istiyorsanız bu videonun altında bir teşekkür tuşu var. Katıl tuşu var. Buna basarsanız da arzu ederseniz katkıda bulunursunuz. Bunun dışında başka bir isteğimiz yok. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.